Tamam, kaydı da başlattım. Evet, derse başlıyorum arkadaşlar. Sırt ve vertebrayı anlatacağız bu akşam. Şimdi, kolumla ne demekti? Kolumla bu inşaatlarda gördüğümüz kolonlara kolumna deniyor. Tamam mı? Vertebral kolon yani omurgamız. Türkçesi omurga. Kafa tabanından koksikse kadar uzanıyor. Bakın ta buradan buraya kadar uzanan üst üste dizilmiş kemiklerimize kolumna vertebral istiyoruz. Aksiyel iskeletin en büyük kısmını oluşturur. Aksiyel iskelet deyince aklımıza omurgamız gelecek demiştim. Apendiküler iskelet dediğimiz zaman kollar ve bacaklar aklımıza gelecek demiştim. Erkeklerde yaklaşık 75 santim 1 bölü 4'ün diskus intervertebralisler oluşturur. Diskus intervertebralis de omurga cisimleri arasındaki kıkırdak yastıkçıklardı değil mi? 33 omurdan oluşuyor. 7 tane boyunda, 12 tane sırt bölgesinde, toraksta, 5 tane bel bölgesinde. Sakrum tek bir kemik ama 5 tane omurun kaynaşmasından oluşuyor. Koksiks de aslında 4 tane ama kemikler birbiriyle kaynadığı için tek parça bir kemik oluyor. Servikal bölgedeki omurların başına C harfi koyuyorduk. Torakaldekilerin başına T harfi koyuyorduk. Lomberdekilerin bel bölgesindekilerin başına L harfi koyuyorduk. Sakrumdakilerin başına da S harfi koyuyoruz. Geçelim. Sesim bu arada duyuluyor mu? Ses kontrol. Bakalım bir saniye. Ses kontrol. Evet. Mezodermden gelişiyor. Hatırlarsanız, pardon çok özür dilerim. Şu sesin bağlantısını keselim. Vertebralar mezodermden gelişiyor. Hatırlarsanız 3 embriyonik tabakamız vardı. Şu yankı yapıyor ya. Tamam. 3 embriyolojik tabakamız vardı. En dışta hangisiydi? Ektoderm, ortada mezoderm, en içte de endoderm, değil mi? Bağırsaklar, akciğer, endodermden, sinir sistemi ve cilt, ektodermden, kas iskelet sistemi de mezodermden gelişiyordu. Vertebralar da aynı şekilde mezodermden gelişiyor. Sakrum ve koksiks hareketsiz. Yukarıdan aşağıya vertebralar büyür, sakrumdan sonra tekrar küçülür. Üzerine binen yük arttıkça vertebraların gövdelerinin genişliği artıyor. Üçgen piramit gibi düşünün. Sakrumdan itibaren tekrar küçülmeye başlıyor. Çünkü sakroiliyak eklemden aşağısı yük taşımıyor. Hatta demiştim ki buranın kırıkları neredeyse her zaman ameliyat gerektirirken buranın kırıklarına hastalara istirahat et diyoruz. Çünkü bir sinir hasarı falan olmadığı sürece buranın kırıklarının çok ciddi bir kırıkları ciddi bir problem oluşturmuyor. Şimdi vertebranın eğriliklerine gelelim. Bunlar önemli. Bunları bilmemiz gerekiyor. Erişkinde 4 eğriliğe sahip. Servikal lordoz. Öne doğru eğilmeye lordoz diyoruz. Arkaya doğru eğilmeye kifoz diyoruz. Servikal lordoz, torakal kifoz, lomber lordoz, yine sakral ve koksigel kifoz. Bunlar da yine kifotik. Ortalama hemen hepsi 40 derece civarında bir eğriliği var. Yani şu açılar 40 derece kabaca yeterli bir açı bunlar için. Servikal ve lomber eğrilikler sekonderdir. Yani çocuk ilk doğduğunda omurgamız C şeklinde, kafasını kaldırdığı zaman servikal lordoz gelişiyor. Çocuk ayakta durmaya başladığı zaman da lomber lordoz gelişiyor. Yani servikal ve lomber olanlar sekonder. Torakal kifoz ve sakrumdaki kifoz anne karnından beri var olan şekil.
Yapı ve fonksiyonu. Boyut ve yapısı değişkenlik göstermesine rağmen her bir omurun bir omur gövdesi, yani burası korpus kısmı sadece C1 ve C2'de yoktu değil mi bu? Omur gövdesi, omur kemeri, arkus, burası arkus. 7 tane de çıkıntısı vardır. Bakın bir prosesus transversus, karşı taraf prosesus transversus, 3 spinos çıkıntı, 4 prosesus articularis, bu faset eklem, 5, bir de altta bunların simetriği olan 6 ve 7 tane çıkıntımız var. Şurasına da pedikül diyoruz. Bugün derste söylemedim ama şuraya da pedikül deniyor. Bu omurga ameliyatlarında vida konduğu zaman vidalar buradan konuyor arkadaşlar. Pediküllerden konuyor. Şurası foramen vertebra. Burada omuriliğimiz var. Yan tarafta da foramen intervertebrali var. Onlar omurlar üst üste bindiği zaman açığa çıkıyor. Foramen vertebraları birleşik canalis vertebralis oluşturuyor. Yani şunu incisura superior, yani incisura superior şurası. Özür dilerim, orası inferior, yanlış söyledim. Incisura superior şurası. Ve inferior şu. Üsttekinin alt incisura ise incisurası ile alttakinin üst incisurası birleşerek foramen intervertebrali oluşturuyor. Tamam, buradan da omurilikten sinir kökleri çıkıyor. Devam edelim. 7 çıkıntı burada daha iyi görünüyor. Prosesus spinosus, transvers çıkıntı. Bir de bunun karşı tarafı var. Prosesus articularis superior, prosesus articularis inferior. Bir de bunların simetrikleri toplamda 7 tane çıkıntımız var. Bölgesel özellikler. Servikal, lomber, torakal. Bunların hepsinin farklı farklı özellikleri var. Servikal vertebraların kendine has olan özelliği arteria vertebralis'in geçtiği foramen transversaryumlar. Şunlar. Buradan vertebral arter ya da arteria vertebralis geçiyor. C1'den C7'ye kadar. Tamam mı? Torakalde bunlar yok. Medulla spinalis servikal bölgede genişleme gösterir. Üst ekstremite nöron gövdeleri burada olduğundan ona eminensiye deniyor. Birazdan değineceğiz. C7'nin spinalis prosesi çok belirgin olduğundan vertebra prominens. Prominens belirgin demek. Şurasını kastediyor. C7'nin spinöz prosesi. Demiştim size elimize ensemizi attığımız zaman orada bir kemik çıkıntısı var. O işte C7'nin spinöz prosesi. Çok belirgindir. Belirgin olduğu için vertebra prominens adını alıyor. C1 ve C2 atipik. Bakın normalde vertebralın korpusu var demiştik. C1'de yani birinci servikal omurumuzda korpus yok. Burası ince bir kemik şeklinde. C2'nin korpusu olması gereken yerde de dens ya da odontoid çıkıntı var. Odontoid ne demekti? Diş gibi demekti değil mi? Oid eki bakın yine burada var. Periodontoloji diye bir diş hekimliğinin dalı var değil mi? Aynı kelime işte odont. C1, C2, atlas, aksis, atipik korpusları yok. C2 aksisten dens denilen çıkıntı mevcuttur. Bu dens şuraya oturuyor arkadaşlar. Tamam, böylece kafanın sağ sola rotasyonlarını bu eklem üzerinden yapıyoruz. Ligamentum transversarium atlas ile dens atlası tutunur. Şu transvers ligament diyoruz buna. Ligamentum transversarium atlantis adı. Transvers ligament. Bu densin arkasında yani şurayı kapatıyor. Bu densi yerinde tutan bir ligament. Torakal vertebralın karakteristik özelliği ise kaburgalarıyla yaptıkları eklemler. Fovea costalis şunlar. Şimdi buraya nasıl eklem yapıyor derseniz hatırlarsanız kaburga şöyle dönüyordu değil mi? Aynen kaburganın başı buraya, boynu buraya oturuyor. Torakal vertebralarda her iki tarafta ikişer tane kaburga eklem yüzeyi görüyoruz. Bunlara da fovea costalis deniyor. Transvers proses üzerinde bir tanesi de korpus üzerinde. Korpus kısmı, pedikül kısmı, spinöz proses, superior articular proses, inferior articular proses. Şurası inferior articular proses. Lomber vertebral korpuslarının büyük olması ve fovea costalislerin olmaması ile diğerlerinden ayrılır. Şimdi bu lomber. Niye? Korpusu kocaman. Fovea costalisleri yok.
Bir de servikal vertebrada gördüğümüz foramen transversaryumlar yok, değil mi? Bakın, foramen transversaryum da yok burada. Bunu görür görmez lomber olduğunu anlayabiliyoruz. Povea costalisler yok. Foramen transversaryum da yok. Beyza Nur, seni sessize aldım. Tamam. Geçelim. Sakrum. Eskiler bunun kemiğin kutsal olduğunu düşündükleri için bu adı vermişler. Sakrum. İngilizce'deki sacred. Sacred. Beş vertebranın kaynaşmasıyla oluşan üçgen şekilli kemiktir. Bir, iki, üç, dört, beş tane korpusun kaynaşmasıyla oluşan üçgen şekilli bir kemik. Sakrumun alt yarısı vücut ağırlığını taşımaz. Demiştim size. Sakroiliyak eklemden aşağısı yük taşımıyor. Hasta burayı kırdığı zaman git istirahat et diyorsun. Ama bu tarafta bir kırık olduğu zaman çok büyük olasılıkla ameliyat olacak hasta. Değil mi? Canalis sacralis, canalis vertebralis'in devamıdır. Omuriliğimiz buradan devam ediyor. Anterior posterior yüzünde dörder tane foramina sacralia. Bakın şunlar foramina sacralia. Dört tane arkada. Burası arka yüzü bu arada. Burası da ön yüzü. Buradan sinirler S1, S2, S3, S4 buradan çıkıyor. Tamam mı? Geçelim. Sakrumun bazis kısmı S1 vertebra üst end plate'idir. Yani dediğim gibi şunu bir omur olarak düşünürseniz bunun bazisi hani üçgen şekilde bir cismin geniş taban kısmı bazis oluyordu ya. Sakrumun bazisi de burası. S1 vertebranın üst end plate'i. Şu düzlüklere de end plate deniyor arkadaşlar. Türkçesi son plak, uç plak ya da. Şu düzlüğe end plate deniyor. S1'in ön üst ucuna promontorium diyoruz. Şurası da promontorium. Tamam. Hiatus sacralis vertebral kanalın alt açıklığıdır. Şurası da şurada da görünüyor bakın. Hiatus sacralis. Bazen bel ağrılarına ya da bu kanal içine enjeksiyon yapacağımız zaman buradan içeri enjeksiyon yapıyoruz. Koksiks Yunanca guguk kuşu demek. Kuyruk iskeletinin kalıntısıdır. Rudimentary processus articularis fornikoksik glandları oluşturur. Şuralar çok önemli değil. Yük taşıma zaman musculus coccygeus, ligamentum anacoccygeum gibi yapılar için tutunma yeridir. Hatırlıyorsanız pelvis anlatırken sonu coccygeumla biten bir sürü kas vardı. İşte onların hepsinin yapıştığı yer bu coccyx kemiği. Sert bir şekilde yere oturduğunuz zaman bu kemik büyük oranda kırılabiliyor. Discus intervertebralis. Bağlantı gitti geldi herhalde. Evet hocam. Tamam, devam ediyorum. Paylaştıracağız. Tamam. Görüntü geldi. Tamam, devam ediyorum. Discus intervertebralisler yani omurlar arasındaki diskler. İki komşu omur birbirine discus intervertebralis ve ligamentler aracılığıyla bağlıdır. Önde, arkada buralarda ligamentlerimiz vardı değil mi? Birazdan değineceğiz onlara. Dış tabakaya annulus fibrosis diyoruz. Annulus neydi? Halka. Bakın şurası, şu halka şeklindeki kısım annulus fibrosis. Böyle yuvarlak yuvarlak liflerden oluşan bir doku. Ortasında da nükleus pulposus var.
Nükleus pulposus'ta jelatinimsi bir yapısı var. Yaşla gittikçe sertleşiyor. Ama çocuklarda daha böyle içinde su miktarı fazla olan jelatinimsi bir doku. Bel fıtığı nasıl oluyor demiştik. Bu annulus fibrosis yırtılıyordu. Nükleus pulposus dışa doğru fıtıklaşıyordu, değil mi? Nükleus pulposus jel yapısı nedeniyle yüksek oranda su içerir. Su miktarı yaşla azalır. Unkovertebral eklemler, yani şuralar. Şu çıkıntıya uncus diyoruz arkadaşlar. Diğer adı da zygapophyseal articulation. Zygapophyseal eklemleşme. C3456 vertebraların üst end plate'lerinin. Üst end plate şurasıydı. Şurası da alt end plate. Plak kısmı, yani uç plak kısmı. Korpusun üst kısmı üst end plate, alt kısmı alt end plate. Yani bu düzlük. Şurası üst end plate. Şurası, ya da şuradan göstereyim. Şurası da alt end plate. Tamam. Yani Türkçe'ye nasıl çeviririz? Uç plaka gibi bir şey. Uç plak gibi bir şey işte. Düzlük. Üstteki üst end plate, alttaki şu ya da şu alt end plate. C456 vertebraların üst end plate'lerinin üst dış kenarındaki kanca benzeri çıkıntılara processus uncinatus diyoruz. Yani uncinat çıkıntı ya da uncus. Hani demiştim size, boyun ameliyatlarında şuradaki diski alacak olduğunuz zaman yana daha fazla gitmenize engel olan bir kemik çıkıntı bunlar. Yana gittiğim zaman ne sıkıntı var? Buradan vertebral arter geçiyor. Vertebral arter de beyin sapını beslediği için çok riskli olabilir. Siz buradan çok fazla yana doğru giderseniz ameliyatta. Geçelim. Vertebranın ligamentleri. Buradan dediğim gibi soru mutlaka sorarım size. Şimdi şurası neresi? Vertebranın korpus kısmı, değil mi? Korpus, cisim de denir. Bu korpusun ön tarafında uzunlamasına bir koli bandı gibi demiştim size. Ligamentin adı anterior longitudinal ligament. Anterior ne demek? Ön demek. Korpusun önünde çünkü. Longitudinal uzunlaması ne demek? Ta kafa tabanından koksikse kadar uzanan uzunlamasına bir ligamentimiz. Korpusun önünde. Korpusun arkasında da şuradaki mor gibi olan renkte. Renkleri çok iyi tabii şey yapamıyorum ben. Posterior longitudinal ligament var. Şu da posterior longitudinal ligament. Korpusların arkasında, yalnız kanalın içinde. Tamam mı? Burası kanal. Şöyle. Vertebral kanalımız. Bu kanalın önünde, yalnız korpusların arkasında da posterior longitudinal ligamentimiz var. Kafa tabanından koksikse kadar uzanıyor. Kanalın arkasındaysa, bakın burası kanal, vertebral kanal. Kanalın arkasındaysa ligamentin flavum var. Flavum neydi? Sarı demekti, değil mi? Sarı ligament. Siz bir bel fıtığı ameliyatı yapacağınız zaman buradan gidiyorsunuz, karşınıza bu çıkıyor. Bunu açmadan bel fıtığı ameliyatı yapamıyorsunuz. Tamam mı? Şöyle yukarıdan çizecek olursam, şu korpus kısmı, burası kanal, şurası spinöz proses. Flavum ligamenti tam olarak şurada kalıyor. Posterior longitudinal şurada kalıyor. Anterior longitudinal ligament burada kalıyor. Tamam. Bu spinöz proseslerin de sagittal planda, yani ön arka planda aralarını dolduran ligamentin adı da interspinöz ligament. Ligamentum interspinale. Bu spinöz proseslerin uçlarını birbirine bağlayan kısımsa, ligament ise uzunlamasına yine, supraspinöz ligament. Ligamentum supraspinale. Tamam. Geçelim. Burada anterior longitudinal ligamenti görüyoruz. Korpusun önünde. Korpusun arkasında da posterior longitudinal ligamenti görüyoruz. Bakın bu diski yerinde tutuyor. Bu yüzden önemlidir. Şuralardan fıtığı görürüz ama buradan da görebiliriz. Ama bu posterior longitudinal ligament diskleri yerinde tutan önemli bir ligament.
Sakrından cevbe kazan genç bilek. Levantin longitudinal posterior PLL vertebra korpusunun posterior kanal içine uzanır. Bakın kanal burada pediküller kesilmiş. O yüzden kanalın içini görüyoruz burada. Geçelim. Zigopa fazial eklemler yani faset eklemler. Şunlar. Superior articular process ile alttakinin inferior articular process'inin özür dilerim. Üsttekinin inferior articular prosesi ile alttakinin superior articular prosesinin oluşturduğu eklemler. Hatırlıyorsanız takoz gibi bu omurun öne doğru kaymasına engel oluyordu. Vertebraları birbirine kitleyen eklemdi bu. Üstteki vertebranın inferior processus articularisi, üstteki vertebranın inferior processus articularisi ile alttakinin superior processus articularisi arasındaki eklem. Servikal bölgede yük taşırlar. Çok önemli değil. Vertebra arkusları spinal kanal için ligamentum flavum ile bağlıdırlar. Bakın burada sarı çizilmiş. Flavum sarı demek. Burası kanal. Şu posterior longitudinal ligament. Şu anterior longitudinal ligament. Şu ne oldu? İnterspinöz ligament. Şu da supraspinöz ligament. Diski görüyoruz, korpusları görüyoruz. İnterspinöz ligament, spinöz prosesleri sagittal düzlemde bağlayan ligamenttir. Bakın, ön arka planda sagittal düzlemde spinöz prosesleri birbirine bağlıyor. Supraspinöz ligament ise spinöz proseslerin uçlarını birbirine bağlıyor. Tamam. Spinöz ne demek? Dikensi demek, değil mi? Şurası dikensi çıkıntımız. Yani spinöz proses. Onların uçlarını birbirine bağlıyoruz. Supraspinöz ligament. Böyle uzayıp gidiyor. Aşağı ve yukarı doğru. Şimdi kranio vertebral eklemler. Kranio kafa demek biliyorsunuz. Kafayı ve omurgayı birbirine bağlayan eklemler. İki tane. Atlas ile occiput kemik. Yani şurası atlasla occiputun yaptığı eklem. Occiput kemik de bu kafa tabanındaki geniş kemiğimiz, yassı kemiğimiz. Bir de atlas ve aksis arasındaki şu densin yaptığı eklem. Ona atlanto-aksiyel eklem diyoruz. Atlanto-aksiyel eklem. Tamam. Bu kafamızı sağa sola çevirdiğimiz zamanki hareketin çoğu buradan oluyor arkadaşlar. Yani nasıl anlatayım? Bir silindir gibi burada sağa sola doğru hareket ediyor. Atlas aksisin üzerinde. Kolumna vertebralisin damarları. Cervicalis ascendens isminden şey yapıyor zaten. İpucu veriyor. Servikal boyun demek, ascenden yukarı doğru çıkan. Nereden çıkıyormuş? Bakın truncus bırakıyor sefalikustanın. Subklavyen arter ve dönüştükten sonraki dallarından bir tanesi. Bizim için esas önemli olan bu arteria vertebralis. Hatırlarsanız bakın foramen transversariumlardan çıkıyordu. Sadece servikal omurlarda vardı. C7'nin içinden geçmiyor da C6'dan itibaren bütün boyun omurlarının içinden kafa tabanına, beyin sapına giden bir arter bizim için çok önemlidir. Boyunda arteria vertebralis ve kanal servikalis aseniz. Torakal bölgede interkostal arterler. Torakal bölgede zaten başka doğru düzgün göğüs duvarını besleyen arter yok hatırlıyorsanız. Abdomende arteria subcostalis ve arteria lumbalis, pelviste iliolumbalis, sakralis lateralis ve media. Çok önemli değil. Sırt kaslarına gelelim. 3 grup yüzeyel orta derin. Yüzeyel ve orta kaslar solunum ve ekstremiteleri desteklerken derin kaslar vertebra postürünü destekliyor. İntrinsik kaslar. Kası şu kocaman üçgen gibi bir kas hatırlıyorsanız. Levator scapula adından belli scapulayı yukarı kaldıran kas. Yukarı doğru çekiyor. Bu iki scapula arasında da romboid kaslarımız var. Romboid dörtgen demek yanlış hatırlamıyorsam.
Büyük kısmı servikal sinirlere inerv oluyor. Hatta sinirde nervus aksesoristü yanlış hatırlamıyorsam. Orta tabakada ekstrinsik kaslar, serratus posterior superior ve posterior inferior solunumu destekler. Serratus posterior superior, serratus posterior inferior kası. Quadratus lumbar mu karından hatırlıyorsanız. Karın arka duvarı kasıydı. Nervus intercostalis ile inerve oluyorlar. Derin gerçek intrinsik kaslar spinal sinirlerin dorsal kökleriyle inerve olurlar. Kolumna vertebralisin hareketlerinden, postüründen sorumludur. Pelvisten kafa tabanı o zaman bu kaslar. Crista sacralis mediana. Crista sacralis mediana şurası arkadaşlar. Median N harfini gördüğünüz zaman tam ortadaki aklınıza gelecekti. Crista sacralis mediana şu. Prosesus spinosusların uçları şunlar. Ligamentum supraspinale yine bunun altındaki ligamentimiz. Ve ligamentum nukaya tutunan bir fasciye ile sarılmışlardır. Derin kasların fasciyesi bu. Bu fasya dış tarafta servikal ve lumbar prosesus transversus andiskostları yapışır. Fasyanın torakal ve lumbar parçaları derin sırt kaslarını saran fasya torakolumbarisi oluşturur. Fasya çok önemli değil. Splenius kası bu işte. Ensemizin esas hacmini sırt arka taraftaki ensemiz zaten arka taraftadır. Kafam karıştı kusura bakmayın. Ensemizin kas hacmini oluşturan en büyük kas bu. Splenius kası. Orta hattan başlayıp superolaterale doğru seyrediyor. Atların da bu ensesini oluşturan en büyük kas splenius kası. Erector spina. Erektör dikleştiren demekti hatırlıyorsanız. Omurgayı dik tutan kas. Yani biz ayakta durduğumuzda ya da yerden kalkıp eğildiğimizde en çok çalışan kas bu. Vertebral kolun her iki yanındaki olukta seyreder. Spinöz proseslerin yanlarında hatırlarsanız şöyle oluklar vardı. Şu transvers proses, şu spinöz proses, şu transvers proses, şöyle korpus. Tam olarak burada seyrediyor bu kas arkadaşlar. Tamam. Vertebral kolunun başlıca ekstansörüdür. Karın kaslarının da antagonistiydi, değil mi? Üç kısmı var. İliyokostal. İlyum burası. Kosta burası. Demek ki bu ikisinin arasındaymış. İliyokostal kısmı. En dışta. Kosta ve ilyum. İliyokostal kısım. Longissimus. Longissimus. Latissimus gibi en uzun demek. Yani bakın longissimus ta buralardan buralara kadar iniyor. En uzun parçası bu. En medialdeki de musculus spinalismiş. Şu kısmı olsa gerek. İliyokostal kısım şu. İlyumdan kaburgalara gidiyor. Musculi transversus spinalis. Transvers prosesten spinöz prosese gittiğini buradan anlayabiliyoruz. Bakın transvers proses spinöz prosese gidiyor. Bunlar musculi transversus spinalis. Bu kaslar prosesus transversus baş üstteki vertebral prosesus spinalis yapışır. Semi spinalis en üstte. Üstte derken sırttan içeri doğru inerken en üstte. Yani şu seviye olarak değil de derinden yüzeysel olarak yüzeyden derine giderken semi spinalis en üstte. Ortada multifidus. Bakın şu. Rotatörös de en derinde. Yani kemiğe ulaşmadan önce göreceğimiz son kas musculus rotatores. Bunların hepsine birden transversus spinalis kasları deniyor. MRS, multifidus, rotatores ve semi spinalis. Suboksipital boyun kaslarının isimlerinden bahsedelim kısaca. Rectus capitis posterior major. Rectus capitis posterior minor. Obliquus capitis superior. Obliquus capitis inferior. Rectus dik anlamında yani bu kaslar dik duruyor anlamında. Oblikler de hepsi eğri anlamında duruyor. Anlamına geliyor. Superior olan ve inferior olan. Major olan ve minor olan. Trapezius ve semispinalis'in spinalis'in altında bulunurlar. Tam kafa tabanında arka taraftaki kaslarımız. İkisi C1'den ikisi C2'den başlıyor. Bakın obliquus capitis superior ve
Rectus capitus posterior minor C1'den. Obliquus capitis inferior ve rectus capitis posterior majörde C2'den başlıyor. Şu çıkıntı da C2'nin çıkıntısı. O da belirgin bir çıkıntıdır. Geçelim. Medulla spinalis ve zarları. Foramen vertebralelerin üst üste dizilmesiyle teşekkül eden canalis vertebralis içinde medulla spinalis ve ona ait zarlar ve damarlar bulunur. Burada yani. Foramen vertebrale. Kısaca tekrar edelim. Burası korpus. Burası transvers proses. Prosesus transversus. Prosesus spinosus. Az önce bahsettiğimiz sırt kasları da şu aralığa oturuyor. Burası da foramen vertebrale. Şurası da pedikül. Bu ameliyatta koyduğumuz vidaları buradan koyuyoruz işte. Şimdi şurada bir foramen magnum var. Şurayı kafatası olarak düşünün. Medulla spinalis ya da İngilizcesiyle spinal cord buradan itibarenki adı. Bundan yukarı doğru çıktığın zaman önce adı medulla oblongata oluyor, sonra pons oluyor, sonra orta beyin oluyor ve üst beyin olarak devam ediyor. Erişkinde medulla spinalis foramen magnumdan L2 seviyesine kadar uzanır. Bakın şu çıkış beyinden çıktığı kısım foramen magnum. Büyük delik demek. Şurada bir kabartısı var. Boyun bölgesinde. Bir kabartı da burada var. Genişleme diyelim daha doğrusu. Genişliyor, inceliyor, tekrar genişliyor. Omuriliğin böyle bir şekli var. Tamam. L2 seviyesinde artık omurilik bitiyor. Bundan sonrası sinirler tek başına devam ediyor. Tek tek püskül gibi. Şuradaki şu alt kısmına conus medullaris diyoruz. Conus, koni demekti hatırlıyorsanız. En ucunda filum terminale aşağıya doğru inen bir filum terminale var. Koksikse sabitliyor omuriliği. Ve şu liflere de ne diyorduk? At kuyruğu diyorduk değil mi? Cauda equina. Şu lifler cauda equina. Şuradaki koni şekilli omuriliğin bittiği kısma conus medullaris. En ortadaki de koksikse sabitleyen life de filum terminale diyoruz. Burada başka önemli bir şey. Spinal sinirlerin yapısı. Servikal 8 çift hatırlıyorsanız. Normalde spinal sinirler çıktıkları omurun üstündeki şeyi alır. Mesela burası torakal 3 ise bu da T3 siniri diyoruz. Ama boyunda bu iş farklı. Mesela şu diyelim C3. Bunun üstündeki sinirin adı C3 kökü oluyor. Altındakinin adı C4 oluyor. Çünkü 7 tane boyun omuru var, 8 tane spinal sinir var. C7'nin altından çıkacak olan C8 olacak. Üstünden çıkan C6 olacak. Medulla spinalis ön ve arka kökler aracılığıyla bağlanır. Kökleri oluşturan liflere fila radicularia, öndekilere radix anterior, arkadakilere radix posterior. Şurası fila kısmı işte. Lifli. Ön kök, arka kök, dorsal kök ganglionu. Bu da spinal sinir. Arka köke aferentler giriyordu. Ön kökten de eferentler çıkıyordu, değil mi? Geçelim. Her bir spinal sinir periferden gelen aferent ve spinal motorlarından başlayan eferent lifler içerir. Periferden gelen aferent ve ön kökten çıkan eferentler. Dorsal ve ventral kökler buradan canalis vertebralis'i terk eder. Arka kök, ön kök. Tamam. Medulla spinalis'in arka önü nasıl anlıyordum? Şu geniş olan kısım ön boynuz, ince olan kısım arka boynuz, değil mi? Burası niye ince? Çünkü
Şuradaki ganglionun aslında bunun içinde olması gerekir. Ön boyunuzun kalın olmasının sebebi ganglionun kendi içinde olması. O da dışarıda olsaydı bu da ince olacaktı büyük ihtimalle. Korpus, disk, spinöz çıkıntı. Burası lateral mes. Neyse çok önemli değil. Faset eklem. Foramen transversarium. Bakın vertebral arter. Yani arteria vertebralis. Tamam. Ben bunun bir boyun omuru olduğunu anlıyorum. Çünkü burada forameni var, değil mi? Şurası da uncus kısmı. Burada başka değineceğimiz bir şey yok herhalde. Heh. Zarlarımız var. Dura, arachnoid, pia. Pia'yı çıplak gözle görmek mümkün değil. Geçelim. Spinal sinirlerin dorsal kökleri deriden, deri altı dokulardan ve iç organlardan gelen aferent lifler içerir. Yani duyular çoğunlukla arka kökten içeri girip beyine çıkıyor. Aferent. Motor emirlerse ön kökten eferent olarak çıkıyor, değil mi? Ventral köktesi iskelet kasına giden eferent motor lifleri içerir. Presinaptik ve presinaptik sempatik lifleri içerir. Ventral kökleri oluşturan somatik akson hücre gelenlerinin medulla spinalis'in koronal teriyosunda bulunur. Falan filan. Yani buranın böyle kabarık olmasının sebebi bu ganglionun içinde olması. Bu ganglion dışarıda olsaydı burası da aynı arka boyunuz gibi ince olacaktı. Evet, az önce bahsettiğim konu. Ön boynuz, ön kök, arka boynuz, arka kök, dorsal kök ganglionu. Aferentler, duyu sinirleri, duyu uyarıları diyelim artık ne diyemedim. Aferentler arka kökten gelip beyine çıkıyor. Beyinden gelen emirlerse eferentlerle kaslara gidiyor. Medulla spinalis'in zarları. 3 tane zarımız var. En dıştaki kalın ve beyaz olan dura. Sağlam anne demekti, değil mi? Sağlam anne. Hatta Duracell diye pil markası var. En dıştaki en sağlam olan duramater. Bir altında arachnoid mater. Arachnoid ne demekti? Örümcek demekti, değil mi? Örümcek. Çünkü bu duranın altındaki arachnoid zarı aynı örümcek ağı gibidir. Çok incedir, narindir, tül gibi böyle incecik bir zardır. Beyin omurilik sıvısı ise bu arachnoidin altında, pia ve arachnoid arasında. Tamam. Durayı kaldırdın, arachnoidi kaldırdın. Şu da pia. Bakın şu hafif pembemsi olan. Bu ikisinin arasında beyin omurilik sıvısı var. Subarachnoid aralık geçelim. Medulla spinalis'in arterleri. Arteria vertebralis, arteria cervicalis, ascendens cervicalis, profunda intercostalis posterioris. Bu kadar detaya gerek yok şu ama arteria vertebralis'i unutmayın arkadaşlar. Beyin sapına gidiyor ve servikal omurların transvers foramen transversariumunun içinde seyrediyor. Geçelim. Bu da medulla spinalis'in şekli şu şekilde. İki tane arkada, bir tane önde şu şekilde anterior spinal arter. Anterior spinal arter. Bunlar da posterior spinal arterler.
Bağlantı gitti ya, kusura bakmayın. Hemen iki slide kaldı, onu da hızlıca bitirivereyim. Kapatalım. Herkes sıkıldı çünkü. Evet, önde bir tane arteria spinalis anterior, tam omuriliğin ön kısmında. Arkada da iki tane arteria spinalis posterior omuriliği besleyen üç tane arter. Ha, bitmiş zaten, tamam. Tamam, bitmiş arkadaşlar. Ben bunu çok güzel anlatamadım ama şeye, YouTube'a atacağım. Tamam.